İstanbul kitabı, son seviye, 7. ünite, 1. dinleme dersi, sayfa 122. İstanbul Modern. Aşağıdaki cümleler doğru ise de yanlış ise ya yazalım. Yunallim bi alamet da iza kanet el cumel lati fi el asfal sahiha ve ya iza kanet hata. İstanbul Modern, İstanbul'daki sayılı modern sanat müzelerinden biridir. İnne metahaf İstanbul Modern, hu ahad el metahaf el fenniye el hadise fi İstanbul. İstanbul Modern'de yalnızca Türk sanatçılarının yapıtlarına yer veriliyor. Yahtawi Metḥaf İstanbul Modern fakat ala af'al ev a'mal el fennanin el atrak fakat. Müze ziyaretçilerinin üçte ikisi Türk izleyiciler oluşturuyor. Yukawin el müşahidin el atrak ev el zuvar el atrak nisbet 3 ala 2 mine zuvar el metḥaf. Müzede yapıtlarla ilgili kısa açıklamalar da sunuluyor. يعرض في المتحف توضيحات قصيرة بخصوص الأعمال التي تعرض. ميزة سادجة رسم يبطلر سيرجلان ميو. لا يعرض فقط رسومات في المتحف. إسطنبول مودرن 2004 yazında açıldı. لقد تم افتتاح إسطنبول مودرن في صيف 2004. ميزة çocuklar ve yetişkinler için eğitim programları var. يوجد في المتحف برامج تعليمية للأطفال والبالغين. ميزية جريش هافتا دا 3 جن إجراسيز. إن دخول المتحف مجاني 3 أيام في الأسبوع. أشهادك لاردان هانجلاري إسطنبول مودرن ميسيونو داهيلين دادر. إشارة ليلم. أي من هذه الأشياء التي في الأسفل هي من مهام مودرن إسطنبول أو إسطنبول مودرن المتحف. لنعلم عليها. ألانن دا كيرسال بير ديارة كفوشمك. İktisap kıyma alemeye fi hedel megel. Çocukların ve gençlerin sanata yönlemesine teşvik etmek. Hatta şebeb vel atfal ala tevaggüh ilel fen. Diploma ve sertifika programı yürütmek. Amel baramik ad diploma ve şehde. İzleyiciyle buluşturmak. Arz alel müşahidin. Sanat alanında eğitimle vermek. El tekaddüm fi megelil fen bi el ta'lim. Au bi turuk el ta'lim. Sanat yapıtları korumak. Hemayet al-athar al-fenniye. Sanatçı yetiştirmek. İnşe fennanin. Sanatçılara maddi gelir sağlamak. Tevfir dahli maddi lil-fennanin. Tanınmamış sanatçıların isimlerini duyurmak. El-i'lan an esami al-fennanin al-gir marufin. Türk sanatını yurt dışında tanıtmak. Tarif al-fenni Türkiye harik al-bilad. Yurt dışında yapılan sanatsal üretimleri Türk izleyiciye sunmak. عرض الأعمال الفنية التي تقام خارج البلاد للمشاهدين الأتراك. Şimdi metne geçelim. 7. ünite, sayfa 118. 1. dinleme. Sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Modern'in şey küratörü Levent Çalıkoğlu'yla beraber İstanbul Modern'in sürekli ve son dönemde fotoğraf sergileri üzerine konuşuyor olacağız. İlk olarak sizin küratörlüğünü üstlenmiş olduğunuz Yeni Yapıtlar, Yeni Ufuklar sergisiyle başlayalım. Bu sergide izleyicilerimizi neler bekliyor? Burası İstanbul Modern'in kalıcı koleksiyon katı. Yılda bir kere değiştirmeye özen gösteriyoruz. Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın ne olduğunu başlangıcından bugüne geçirdiği dönüşümü düzenli ve kronolojik olarak sunan tek müze İstanbul Modern. Bu koleksiyon katı da bunu temsil ediyor. Batılılaşmanın son döneminden başlayıp erken cumhuriyet 1950'ler, 1970'lere ve son döneme gelesiye kadar Türkiye'deki çağdaş sanattaki dönüşümleri izleme şansına sahip izleyeceğiz. Ama bu serginin bir özelliği de şudur. Bizim bir de uluslararası bir koleksiyonumuz var. Türkiye'den ve dünyadan sanatçılarının buluştuğu bir platform burası. Çok da önemli isimlerinin olduğu bir alan. Thomas Saraceno'dan Oliver Ellison, William Kentridge'den Thomas Raff'a kadar bugün çağdaş sanatın global çapta önemli isimlerine yer vermeye çalışıyoruz. Yurt dışından %30-35 oranında yabancı ziyaretçimiz var. Onların Türkiye sanatını tanımları için de çok önemli bir adım, önemli bir platform aslında. Aynı zamanda sergide eserlerin gelişim süreçlerini de anlatan politik, kültürel, ekonomik ve
sosyal çeşitli metinler de yer alıyor. 20. yüzyıl Türk sanat tarihine ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Her yapıtın yanına kısa bir açıklama koyuyoruz. Yapıtı üreten kişinin kısa biyografisi, yapıtla ilgili tanımlama, çözümleme, yorumlama ve değerlendirmeler ve yarattıkları zamanlar anlatılıyor. Sadece resim ve heykel görmüyoruz. Videodan dijital animasyona, heykelden fotoğrafa kadar farklı öğretimlerin olduğu bir space. Bu anlamda da bir zenginlik ve çeşitlilik sunuyor izleyiciye. Eğitsel yönü güçlü. Bunu atlamamak lazım. Çünkü bu bilgi aslında bir tür kitap bilgisi. Kitap bilgisini dünyaya indiriyoruz. Daha kolay, daha anlaşılabilir bir zemine oturmak istiyoruz. İstanbul Modern 11 Aralık 2004'te açıldı. O günden beri bu alan sürekli kendisini yeniledi, genişletirdi. Bugün önemli bir temsil alanı, tahmin ediyorum Türkiye'deki çağdaş sanatı anlamak için. Türkiye'deki çağdaş sanata ilişkin çok önemli bir koleksiyonu var İstanbul Modern'in. Resimlerden, heykellerden, enstalasyonlardan ve videolardan oluşan. İstanbul Modern'in kimliği ne şekildedir? Nasıl anlatırsınız bu çerçevede? Bu eserleri göz önünde bulundurarak. Misyonumuz global çapta bir referans, marka olmak. Kendilerini konumlama ihtiyaçları da hep buradan doğuyor. Vizyonumuz ise modern ve çağdaş sanat yapıtlarını korumak, sergilemek ve izleyiciyle buluşması için eğitim programları gerçekleştirmek. Türkiye'deki çağdaş sanatın dünyayla iletişiminin sağlayacak olan kanalları hayata geçirmek. Çağdaş sanatı bugün dünyadaki öncü ve yenilikçi işleri İstanbul sanat ortamıyla buluşturmak ve tabii ki bunların hepsinin ötesinde İstanbul'da bulunan bir müzenin İstanbullu izleyiciyle yakın bir ilişki kurmasını sağlayacak yolları ve kanalları açmak. Eğitim bunun başlıca ilişkisel alanlarından birisi. Burada her yaştan izleyici, yani çocuktan ailelere kadar farklı sosyal grupları da merkez alan eğitim programları yapıyoruz. Ziyaretçi sayısı çok önemli müzelerinin kimliklerini tanımlarken. Bizim günlük şu an için ortalama 1500 ziyaretçimiz var. Perşembe günleri ücretsiz. 20'ye kadar açız. 2000'in altına hiçbir şekilde düşmez bu rakam. Hafta sonları da 2000'in altına hiç düştüğünü görmedik açıkçası. Dolayısıyla izleyici rakamları da bizim bu entegrasyonda ne kadar çalıştığımızı, başarılı olduğumuzu göstermesi açısından da bir kriter. Tabii bu kat bütün bu sahneye taşıyan bir kat. Ama en nihayetinde sürekli canlı, sürekli yeni ve şimdi şu an çağdaş sanattaki dönüşüm nedir sorusuna da hem geçici sergiler hem de fotoğraf sergilerimizle temsil etmeye çalışıyoruz. Yılsa 3 geçici sergi yapıyoruz. 3 tane de fotoğraf sergisi açıyoruz. Bir de bunun haricinde daha kısa süreli farklı disiplinlere yer veren mimarlık, grafik sanatları, tasarım, karikatür gibi alanları da dünyada tutabilecek olan daha kısa süreli çağdaş, güncel, hızlı hareket eden sergiler düzenliyoruz. Şimdi tekrar okuyup tercüme edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Modern'in şey küratörü Levent Çalıkoğlu'yla beraber İstanbul Modern'in süreli, sürekli ve son dönemde fotoğraf sergileri üzerinde konuşuyor olacağız. أعزائي المشاهدين، اليوم سوف نتحدث مع أمين متحف مودرن إسطنبول ليفان تشاليكولو حول مدة المتحف ودوامه ومعارض الصور التي أقيمت في الفترة الأخيرة. İlk olarak sizin küratörlüğünü üstlenmiş olduğunuz yeni yapıtlar, yeni ufuklar sergiyle başlayalım. دعنا نبدأ أولا بمعرض أعمال جديدة وأفاق جديدة التي كنت أمينا عليها. Bu sergide İzleyicilerimiz neler bekliyor? مَا الَّذِي يَنْتَظِرْ مُشَاهِد۪ينَ فِي هَذَا الْمَعْرَضِ Burası İstanbul Modern'in kalıcı koleksiyon katı. اِنَّ هَذَا الطَّابِقْ هُوَ طَابِقْ الْاَعْمَالِ الدَّائِمَ لِمُدَرْنْ İstanbul. Yılda bir kere değiştirmeye özen gösteriyoruz. فَاِنَّنَا نَهْتَمُّ بِتَغْيِيرِهِ مَرَّ وَاحِدَا فِي السَّنَ Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın ne olduğunu başlangıcından bugüne geçirdiği dönüşümü
Düzenli ve kronolojik olarak sunan tek müze İstanbul Modern. Fe Muthaf İstanbul Modern var Muthaf-ı Vahid fi Türkiye الذي يعرض ما هو الفن الحديث والعصري والتغيرات التي حدثت له منذ بدايته وحتى يومنا الحالي بشكل منظم وبترتيب زمني. Bu koleksiyon katığı da bunun temsil ediyor. وَاَنَّ هَذَا اَتْطَابِقِ الْمُجَمَّعِ يُمَثِّلْ هَذِهِ الْفِكْرِ Batılılaşmanın son döneminden başlayıp erken cumhuriyet, 1950'ler, 1970'ler ve son döneme gelseye kadar Türkiye'deki çağdaş sanattaki dönüşümleri izleme şansına sahip izleyici. فالمشاهد لديه الفرصة في مشاهدة الفن المعاصر في تركيا بداية من فترة التغرب حتى الجمهورية الحديثة والخمسينات والسبعينات وحتى نأتي إلى الفترة الأخيرة إلى هذه الفترة الأخيرة. أما بو سارجينين بير إزالي دا شدور. ولكن هذا المعرض لديه ميزة أخرى وهي بزن بدا أولوسلار أرسي بير كولكسيونموز var. فنحن لدينا مجموعة أيضا عالمية. تركيا'dan ve dünyadan sanatçıların buluştuğu bir platform burası. فإن هذه منصة يجتمع فيها الفنانين من كل دول العالم ومن تركيا. Çok da önemli isimlerin olduğu bir alan. Ve o mekan aydın yahtavi ala asami muhimme gittim. Thomas Sarkins'dan Oliver Elsoin, William Kent Rich'ten Thomas Ruff'a kadar bugün çağdaş sanatın global çapta önemli isimlerine yer vermeye çalışıyoruz. فإننا نحاول أن نوفر مكانا للأسامي المهمة في الفن المعاصر لكل الأقطار العالمية بداية من توماس ساركنز وأوليفر إيرسوين وويليام كينتريش وتوماس راف. Yurt dışından %30-35 oranında yabancı ziyaretçimiz var. فلدينا زوار أجانب من خارج البلاد تصل نسبتهم إلى 30-35%. Onların Türkiye sanatını tanımaları için de çok önemli bir adım, çok önemli bir adım, önemli bir platform aslında. وَاَنَّ هَذِي مُنَصَّ مُهِمَّ جِدًا وَخَطْوَ مُهِمَّ جِدًا أَيْضًا لِتَعْرِفُهُمْ عَلَى الْفَنَّ الْتُرْكِي. Aynı zamanda sergide eserlerin gelişim süreçlerini de anlatan politik, kültürel, ekonomik ve sosyal çeşitli metinler de yer alıyor. وفي نفس الوقت فإن المعرض يحتوي أيضا على مقالات توضح فترة تطور العمل من الناحية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. 20. yüzyıl Türk sanat tarihine ilişkin neler söyleyebilirsiniz? ما الذي يمكنك أن تقوله بخصوص الفن الذي يتعلق بالقرن العشرين التركي؟ Her yapıtın yanına kısa bir açıklama koyuyoruz. إننا نضع وصف قصير بجانب كل عمل. Yapıtı üreten kişinin kısa biyografisi, yapıtla ilgili tanımlama, çözümleme, yorumlama ve değerlendirmeler ve yarattıkları zamanlar anlatılıyor. فنحن نقوم بشرح كل من سيرة ذاتية قصيرة للشخص الذي قام بالعمل وتعريف لهذا العمل وتحليله والتعليقات عليه وتقييمه وأيضا الزمان الذي أقيم فيه أو صنع فيه هذا العمل. Sadece resim ve heykel görmüyorsunuz. وأنتم لا ترون فقط نحوتات ورسومات. Videodan dijital animasyon, heykelden fotoğrafa kadar farklı üretimlerin olduğu bir espas. فهذه مساحة لإنتاج الأشياء المختلفة من الفيديوهات والرسوم المتحركة الديجيتال والنحوتات والصور. Bu anlamda da bir zenginlik ve çeşitlilik sunuyor izleyiciye. وَبِهَذَا الشَّكْلِ فَاِنَّنَا نَعْرِضْ لِلْمُشَاهِدِينَ اِخْتِلَافْ وَثَرْوَ Eğitsel yönü güçlü. Bunu anlatmak lazım. وَيَجِبْ عَلَيَّ اَنْ اُوَضَّحْ اَيْضًا اَوْ اَقُولْ اَيْضًا اَنَّ الْقِسْمْ اَوْ الْجِهَ التَّعْلِمِيَّ قَوِيَ جِدًا Çünkü bu bilgi aslında bir tür kitap bilgisi. لَأَنَّ هَذِهِ الْمَعْلُومَةِ فِي الْحَقِيقَةِ هِيَ مَجْمُوعَةً لِمَعْلُومَاتِ كُتُبْ مُخْتَلِفَةً Kitap bilgisini dünyaya indiriyoruz. فإننا نقوم بإنزال كتاب المعرفة إلى العالم. Daha kolay, daha anlaşılabilir bir zemine oluşturmak istiyoruz. فنحن نريد أن نكون أرضية أسهل وأكثر فهما. İstanbul Modern 11 Aralık 2004'te açıldı. لقد تم افتتاح İstanbul Modern في 11 Desember 2004. O günden beri bu alan sürekli kendisini yeniledi. Geliştirdi. ومنذ هذا التاريخ وهذا المجال يجدد من نفسه ويطور من نفسه. Bugün önemli bir temsil alanı. Tahmin ediyorum
Türkiye'deki çağdaş sanatı anlamak için. وَاَنَّنِي أَسْتَطِيعَ أَنْ أُخَمِّنْ أَنَّهُ يُمَثِّلْ مَكَانًا مُهِمَّنْ لِشَرْحْ الْفَنِّ الْمُعَاصِرْ الَّذ۪ي ف۪ي تُرْكِيَ Türkiye'deki çağdaş sanata ilişkin çok da önemli bir koleksiyonu var İstanbul Modern'in. İstanbul Modern لديه مجموعة مهمة جدا متعلقة بالفن المعاصر الذي في تركيا. Resimlerden, heykellerden, enstalasyonlardan ve videolardan oluşan. وهذه المجموعة تتكون من رسومات ونحتات وأعمال مركبة وفيديوهات. İstanbul Modern'in kimliği ne şekildedir? ما هو الشكل الذي تحمله شخصية إستنبول مودرن؟ Nasıl anlatırsınız bu çerçevede bu eserleri göz önünde bulundurarak? كيف يمكنك أن تشرحها في هذا الإطار وفي وضع هذه الآثار محل الاعتبار؟ Misyonumuz global chat'ta bir referans, marka olmak. إن مهمتنا هي أن نكون إشارة في القطر العالمي وأن نصنع ماركة مسجلة. Müzeler artık böyle düşünüyorlar. فالمتاحف أصبحت تفكر هكذا الآن. Kendilerini konumlama ihtiyaçları da hep buradan doğuyor. وَاَنَّ اِحْتِيَاجُهُمْ اَوْ رَغْبَتْهُمْ الدَّئِمَا ف۪ي الْتَمَرْكُزْ تَأْتِي دَئِمًا مِنْ هُنَا Vizyonumuz ise اَمَّا عَنْ رُؤِيَتِنَا فَهِيَ Modern ve çağdaş sanatlarını korumak حَمَيَةَ الْاَعْمَالِ الْفَنِّيَّ الْمُعَاصِرَةِ وَالْحَدِيثَةِ sergilemek ve ardaha ve izleyiciyle buluşması için eğitim programları geliştirmek ve اِقَامَتْ بَرَامِكْ تَعْلِيمِيَّ لِكَيْ نَقُومَ بِعَرْضِهَا للمشاهدين. Türkiye'deki çağdaş sanatın dünyayla iletişimini sağlayacak olan kanalları hayata geçirmek وصناعة القنوات التي ستوفر صنع علاقة بين الفن المعاصر التركي والفن في العالم. Çağdaş sanatı bugün dünyadaki öncü ve yenilikçi işleri İstanbul sanat ortamıyla buluşturmak. تعريف الأعمال الفنية الحديثة والمتقدمة التي في العالم مع الوسط الفني لإستنبول. Ve tabii ki bunların hepsinin ötesinde İstanbul'da bulunan bir müzenin İstanbullu izleyiciyle yakın bir ilişki kurmasını sağlayacak yolları ve kanalları açmak. وبالتأكيد فإنه علاوة على ذلك كله فإن هدفنا هو فتح قنوات وطرق توفر حماية العلاقة الوطيدة بين مشاهدين إسطنبول وبين متحف في إسطنبول. Eğitim bunun başlıca ilişkisel alanlarından biri. وَإِنَّ التَّعْلِيمُ هُوَ بِدَايَا لِأَحَدْ هَذِهِ الْمَجَالَةِ Burada her yaştan izleyiciyi, yani çocuktan ailelere kadar farklı sosyal grupları da merkez alan eğitim programları yapıyoruz. وَإِنَّنَا نَقُمْ هِنَا اَيْضًا بِبَرَامِكْ تَعْلِيمِيَّ مَرْكَزِيَّ لِكُلْ الْاَعْمَارِ لِكُلْ الْاَعْمَارِ مِنْ مُشَاهِدِينَ مِنَ الْأَطْفَالِ وَالْعَائِلَةِ وَكُلِّ فِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ الْمُخْتَلِفَةِ Ziyaretçi sayısı çok önemlidir müzelerinin kimliklerini tanımlarken. وَاَنَّ اَعْدَادِ الْمُشَاهِد۪ينَ مُهِمَّ جِدًّا اَثْنَى التَّعْرِيفِ عَلَى شَخْصِيَةِ الْمُتْحَفِ Bizim günlük şu an için ortalama 1500 ziyaretçimiz var. لَدَيْنَا الْاَنْ مَنْ يَقْرَبَ عَنْ 1500 مُشَاهِدْ ف۪ي الْيَوْمِ Perşembe günleri ücretsiz, 20'ye kadar açız. وَاَنَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ لَدَيْنَا هُوَ يَوْمْ بِدُونْ اَكْرْ وَنَفْتَحْ حَتَّى السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ 2000'in altına hiçbir şekilde düşmez bu rakam. لذلك فإن هذا الرقم لا يأتي أقل من 2000 بأي شكل من الأشكال. Hafta sonları da 2000'in altına hiç düştüğünü görmedik açıkçası. وفي الحقيقة فإننا لم نرى أن هذا الرقم قد وقع أقل من 2000 في نهاية الأسبوع أيضا. Dolayısıyla izleyici rakamları da bizim bu entegrasyonda ne kadar çalıştığımızı başarılı olduğumuzu göstermesi açısından da bir kriter. لذلك فإن أرقام المشاهدين أيضا تعتبر معيارا يوضح مدى عملنا في تكامل ومدى نجاحنا في هذا المجال. Tabii bu kat bütün bu sahneyi taşıyan bir kat. وبالتأكيد فإن هذا الطابق هو طابق يحمل كل هذه المشاهد. Ama en nihayetinde sürekli canlı, sürekli yeni ve şimdi şu an çağdaş sanattaki dönüşümün nedir sorusuna da hem geçici sergiler hem de fotoğraf sergilerimizle temsil etmeye çalışıyoruz. وَأَمَّا الْاَنْ فَاَنَّنَا نُحَاوِلْ الْاِجَابَ عَلَى سُؤَالِ مَا أَهُوَ التَّغَيُّرُ الَّذِي حَدَثَ فِي الْفَنِّ الْمُعَاصِرِ عَنْ طَرِيقِ الْمَعَارِضِ الْمُؤَقَّتَةِ وَمَعَارِضِ الصُّور Yılsa 3 geçici sergi yapıyoruz. اِنَّنَا نَقُومْ فِي السَّنَ الْوَاحِدَةِ بِثَلَاثِ مَعَارِضِ
muakkata. 3 tane de fotoğraf sergisi açıyoruz. Monakum bifath teleset ma'arit sor. Bir de bunun haricinde daha kısa süreli farklı disiplinlere yer veren mimarlık, grafik sanatları, tasarım, karikatür gibi alanları da bünyada tutabilecek olan daha kısa süreli, çağdaş, güncel, hızlı hareket eden sergiler düzenliyoruz. Bil izafa ile delik fennene nuhavul tanzim ma'arid kasirat el ecel ve muasira ve seriat el haraka tetemeyyiz bi fatarat zemeniye kasira ve leti teşmel tahassusat muhtelife misle el imara ve el grafik yani fen el grafik ve el rüsumet ve tasmimet ve rüsum el mutaharrike. Yazma, imgilerin gizini çözmek, keşf-i sırrı sor, resim sanatını nasıl değerlendirmeli? Keyfe yecib en yuqayyem fennir resm, bir eseri nasıl okumalı? Keyfe yecib en yuqra el amel, müze deneyimlerini zenginleştirmek ve sanatı değerlendirme becerilerini geliştirmek için işte pratik bir rehber. Fîme yelî delîl ameli, li ifra tegârib el methaf, وتطوير مهارات تقييم العمل الفني. Bir sanat yapıtının özünü ve anlamını keşfetmek için eleştiri yapmanın yapısal bir yöntemi. Üslub منظم للنقد لكشف معنى وجوهر العمل الفني. Resim eserini okumak 4 aşamadan oluşur. تتكون قراءة العمل الفني من 4 مراحل. A. Tanımlama. التعريف. 1. Bu sanat eserini üreten sanatçının adı nedir? مَا هُوَ اسْمَ الْفَنَّانَ الَّذِي أَنْتَجَ هَذَا الْعَمَلِ الْفَنِّ 2. Bu ne tür bir sanat eseridir? اَيِّ نُعْ مِنْ الْعَمَلِ الْفَنِّ هَذَا 3. Sanat eserinin adı nedir? مَا هُوَ اسْمَ الْعَمَلِ الْفَنِّ 4. Bu eser ne zaman üretilmiştir? مَتَى تَمَّ اِنْتَجْ هَذَا الْعَمَلِ 5. Bu sanat eserinin öğretildiği tarihsel dönemde yer almış bazı önemli olayları sıralayınız. Da qaima bi ba'd al-ahdath al-muhimma allati hadathat fi al-fatra al-tarihiyya allati tamma fiha intaj hadha al-amal al-fanni. 6. Eserdeki nesneleri sıralayınız. Da qaima bil ashya' aw al-anasir allati fi al-amal. 7. Bu eserdeki anlamlı sanatsal unsurları inceleyiniz ve tanımlayınız. قم بوصف وفحص العناصر الفنية ذات المعنى في العمل. A. Çizgi, الخط. B. Doku, النسيج. C. Biçim, الشكل. C. Renk, اللون. D. Mekan, المكان. E. Model, örnek, desen. النمط, مثال, زخرفة. B. Analiz. Sanat eserinde kullanılan sanat ilklerini ele alınız. Dafil i'tibar el-mebade el-mustagdama fi el-amel el-fenni. Sanatçının resim unsurlarını organize etmek için onları nasıl kullandığını gösteriniz. Azhir keyfe istagdam el-fennan anasir el-levha li-tanzimha. A. Denge. Renkler, nesneler. El-tevazun fi el-elvan av el-anasir vel-eşya. B. Karşıtlık, zıtlıklar. التباين, التضاد. C. Öne çıkarma, vurgu. تسليط الضوء والتأكيد. C. Ahenk, bağdaşma. التطابق. D. Çeşitlik, التنوع. E. Birlik, uyum. الوحدة والانسجام. F. Derecelendirme, renkler, ton, nesneler ve benzeri arasındaki geçişler. التدرج في اللون أو الوتيرة أو العناصر والأشياء وما إلى ذلك من انتقالات وتحولات بينهم. G. حركة الحركة يمشجع أوران رينجن نسنين وبنزري توالدا قبلد ألان. نسبة أو درجة اللون أو الأشياء أو ما إلى ذلك في اللوحة القماشية أو التوال اللوحة القماش اللي بترسم عليها لوحات الزيت. Kompozisyon, tuvale, yerleşim. التكوين, التنسيب على التوال. تنسيب الألوان أو العناصر أو غيرها.
على اللوحة. C. Yorumlama, at-ta'liq. Sanat yapıtı hakkında yaptığınız tanımlama ve analizden sonra sanatçının ne söylemeye çalıştığını düşünüyorsunuz. بعد تحليلك وتعريفك للعمل الفني ماذا تعتقد أن الفنان يحاول أن يقول؟ Sanatçı bu yapıtı neden yaratmıştır? لماذا قام الفنان بابتكار هذا العمل؟ Yapıt sizce ne anlama geliyor? برأيك ماذا يعني هذا العمل الفني؟ Bu yapıta baktığınızda içinizde ne gibi duygular uyanıyor? ما هي المشاعر التي تستيقظ بداخلك عند النظر إلى هذا العمل الفني؟ Sizce bu sanat yapıtında başka şeyleri temsil eden şeyler, semboller var mı? هل تعتقد أن في هذا العمل يوجد أشياء أو رموز تعبر عن أشياء أخرى؟ ك. يارغو الحكم Bu sanat yapıtından hoşlanıyor musunuz? هل أنتم معجبون بهذا العمل الفني؟ Onun iyi ve veya önemli bir sanat yapıtı olduğunu düşünüyor musunuz? هل تعتقد أنه عمل فني مهم أو جيد؟ Bu sanat yapıtını evinize asıp seyretmek ister miydiniz؟ هل ترغب في تعليق هذا العمل الفني في منزلك ومشاهدته؟ Bu sanat yapıtı müzeye konacak denli iyi bir yapıt mıdır؟ هل هذا العمل الفني جيد بما يكفي لوضعه في المتحف؟ 6. Aşağıdaki 4 resimden birini seçip inceleyelim. لنختار واحدة من هذه الصور الأربعة ونفحصها. 7. Resim incelemenin 4 aşaması ile onları oluşturan unsurları hatırlayarak resimlerdeki imgelerin dilini çözmeye çalışalım. لنحاول فك لغز الصور الموجودة بالرسومات من خلال مراحل العناصر الأربعة المكونة لتحليل أو فحص الرسومات. تنملما التعريف، أناليز التحليل، يرملما التعليق، يارغ الحكم. 8. Her bir aşama için bir paragraf oluşturarak bir eleştiri yazısı kaleme alalım. لنكتب نقدا عن طريق فقرات لكل مرحلة من هذه. Konuşma. 9. Bir villa aldınız. İştarayta villa. Villanıza şık mobilyalar ve diğerli sanat eserleriyle dekora etmek istiyorsunuz. Turid tezin el villa bi efes anik ve a'mal fenniye kıyma. Sınıf arkadaşınız bir ressam. Sadikak fi asaf huve ressam. Atölyesine gittiniz. Ona bir tablo siparişi vereceksiniz. ذهبت إلى ورشته وسوف تقوم بطلب لوحة فنية منه. Hayalinizdeki tabloyu en ince ayrıntısına kadar ona anlatın. صف له اللوحة التي في خيالك بأدق التفاصيل. Hangi ressamın resimlerine benzesin? Resimde hangi konu, nesneler, renkler olsun? أي لوحة من لوحات الفنان تشبه؟ وأي موضوع وعناصر وألوان؟ Neden ولماذا؟ تمام، şimdi dersimiz bitti. علشان نستمر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدعمنا بتعليق لأن دعمك هو سبب استمرار القناة. وما تنسوش تتابعونا على حساباتنا على انستجرام لو عايزين تعرفوا كل يوم كلمة جديدة أو حكمة ومثل تركي جديد. هادي جروشو.